bu bahsettiğiniz belirtileri yaşıyorum. Belirtilerden bir tanesini yaşıyorum. Dedim ki kalp krizi geçiriyorum. Eyvah, ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor? Hiç kimse de yok yanımda. Evet. Bu da çok sıkça bize sorulan bir soru. Efendim dil altım alayım, efendim işte aspirin mi alayım, şu değil. Hayır. Bir an önce en yakınınız birisine iletişimi kuracaksınız. 112 haber vereceksiniz. Kapıyı açıp kapıda bekleyeceksiniz. Bunu da yapamadım. Yani o esnada kriz geçiriyorum. Ya işte bu mesela... En hızlı yapabileceğin yöntem nedir? Öksürün işte efendim şöyle gibi refleksler falan bu tür ama bunların damar açmazlar. Bradikard dediğimiz durum söz konusu nabız düşükse öksürük refleksi ile birlikte nabız biraz yükselebilir. Ama bunların hiçbiri, bu mekanizmanın hiçbiri kalp krizinden sizi korumaz. Bir an önce en yakın hastaneye ulaşmanız gerekiyor. Anladım. Orada ve yakınınızda haber vermez. Evet, tabii. Peki göğüs ağrısını konuştuk. Peki sizce her göğüs ağrısı kalp krizi belirtisi mi? Tabii. Yani bu özellikle bu mevsimlerde yani biraz klimalarda kalınıyor. Efendim sıcak hava sonra kendisini korumayabiliyor. Sonra zatürreye dönüyoruz. Evet. Bronşit oluyoruz. Evet. Sesimiz gidiyor. Maalesef bu sadece göğüs ağrısı sadece kalp rahatsızlığının birisi değil. Biz onu tıbbi olarak şu şekilde ayırıyoruz. Göğüs ağrısını deyince aklımıza ilk gelen şey kalbi besleyen damarları tıkanması. Koroner damarlar diyoruz. Onları göğüs ağrısı olarak. Yani kalp krizini, damar tıkanmanın göğüs ağrısı. Halbuki kalp damarların bir şey olmadan aorttaki yırtılmalar veya kalp kasındaki injüri dediğimiz hasarlar. Özel aşılardan sonra olabilir, bu gripal enfeksiyonlardan sonra olabilir. Buna bağlı ağrılar olabilir. Kalp zarının iltihabi durumunu da olabilir. Gripal bir enfeksiyon geçirirsiniz, 2 hafta sonra başlayabilir kalp zarının iltihabı. Bunlar da göğüs ağrısı yapar. Ama diğer taraftan kas ve eklem yapısı ile ilgili ağır egzersiz sarf etmiş olabilirsiniz veya soğuk bir ortamda kalmış olabilirsiniz veya bir travmaya maruz kalmış olabilirsiniz. Bunlar veya atipik kişilik yapısı yani anksiyete, panik atağı olan hastalar, bu stres, tansiyon yüksekliği, yani akciğerle ilgili işte zatüre, akciğer zarının iltihabi durumu veya pulmoner emboli dediğimiz akciğer bir pıhtı atması. Bunlar hepsi de göğüs ağrısı olabilir ve en sık da karışılan yemeklerle ilgili olan şey. Yani mide ilgili ve yemek borusu ile olan şikayetler de bazen göğüs ağrısına neden olabilir. Şimdi diğer taraftan ise zona dediğimiz bir hastalık var biliyorsunuz, cilt hastalığı. Başlar şikayetler ama ciltte bir şey göremezsiniz. 2-3 gün içinde lezyonlar başlar. Bunlar da yine göğüs ağrısı. Ateşli oluyor değil mi? Bayağı ciddi bir ağrı, trase, kuşak tarzında ağrıya neden olur. Onlar da göğüs ağrısına neden olabilir. Yani her göğüs ağrısı dolayısıyla kalp krizi değildir. Yani klinisyenin, hekim arkadaşımızın laboratuvar bulguları, EKG bulguları, klinik bulgularla birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Peki ailesinde bir soru gelmiş. Ailesinde kalp hastalığı olan birisi ne yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Evet. Genetik geçişler çok önemli. Ailesinde kalp rahatsızlığı olan, biraz önce ifade etmiştik 45 yaşın altında, 55 yaşında olanların genetik geçişten dolayı ileriki yıllarda kalp ve damar tıkanıklığı olma ihtimali artar. Hatta benim bir hastam vardı. 7-8 kardeşlerdi. Hepsinin de kalp rahatsızlığı vardı. O kadar böyle bir şey tablo, genetik geçiş baskın bir tablo vardı. Dolayısıyla ailesinde kalp ve damar hastalığı olanların böyle bir risk söz konusu. Ne yapmaları gerekiyor peki? Bir defa dolayısıyla var mı yok mu taramasından sonra risk faktörleriyle mücadele etmek lazım. Eğer hastanın böyle bir tablosu varsa, 45 yaşında diyelim ki, ailesinde böyle bir öyküsü var, gelip önce risk faktörleri, yani lipid panelleri, şekeri, hipertansiyonu, bunları bir taranmalı. Varsa bu risk faktörüyle mücadele edilmeli. EKG bulguları, efor testiyle değerlendirip, eğer bir risk söz konusuyla ve şikayetleri varsa, anjiyo veya sanal anjiyo ile değerlendirebilir. Sanal anjiyo? Sanal anjiyo, kansız anjiyo dediğimiz tomografik anjiyo var. Eğer damar tıkanıklığı yoksa %99 testin yok dedirtebiliyor. Ama varsa yanılabiliyor. Yani, bu durumda o zaman normal anjiyo bize yapıyoruz. Bize yöneltilen sorulara cevap veriyoruz. Bu da sanal anjiyo mu oluyor? Hayır. Yani eğer risk faktörleri varsa o zaman sadece ailesinde, babasında var diye BT anjiyo yapılması uygun değil.
risk faktörleri, şekeri var, tansiyonu var, kolesterolü var ve ailesel geniş bir risk varsa, ağırlar oluyorsa yapmak lazım. Anladım. Peki yeni stil anjiyo biliyorsunuz eskiden kasıktan yapılırdı. Şimdi el bilekten yapılıyor galiba. Evet. Bizim kendi merkezimizde de yaptığımız vakaların %99'a yakını diyebilirim. Artık koldan yapılıyor. Tabii biz asistanlığımız döneminde ve uzmanlık dönemimizde kasıktan yapıyorduk. Çünkü o zamanlar bu kol için spesifik bir kateterler yoktu. Şimdi ona yönelik kateterler var. Tabii teknoloji gelince spazm yapmayan zira biliyorsunuz kasıktan yaptığımız zaman 6 milimetrelik, 7 milimetrelik demeli veya 5 milimetrelik damara ponksiyon yani damara giriyoruz. Ama burada ise 2 milimetrelik damara. Buraya dolayısıyla daha zor. Dolayısıyla tel giderken, kateterler giderken spazm yapabilir. O bakımdan yeni cihazlar bu spazmı engelleyecek malzemeler ona yönelik. Dolayısıyla sık koldan yapıyoruz. Peki çocuklara kalp sağlığı bilinci nasıl kazandırılır? Son sorum. Evet. Nazlı Hanım bu bizim sanıyorum önümüzdeki yıllarda en sık karşılaşacak olduğumuz sorunlardan bir tanesi sağlık alanında kalp sağlığı. Size bakın şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de şu an 15 yaşına 19 yaşına altında artık biliyorsunuz çocukluk çağı biraz daha hocam doğuştan doğru gelen de var bu arada değil mi? Tabii, kalp tabii hastalığı. Tabii tabii. Yani o ama damar tıkanıklığından ziyade doğuştan gelen hastalıklar deliklerdir. Kardiyopatilerdir. Ama koroner dediğimiz kalbi besleyenden kalp kriziyle ise o genetik geçiş söz konusu olabilir. Ailesel hiperkolesterolemi dediğimiz bir şey var. Yani adam çöp gibi bakıyorsunuz ne yiyor ne içiyor kolesterolü tavan yapmış. Genetik ailesel bir hiperkolesterolemi dediğimiz kolesterol bozukluğundan dolayı bu söz konusu. Bu sanıyorum Portekiz'deydi veya Polonya'da olabilir. Belli 5 yaşından üzerinden sonra bir defa mahsus lipid paneline bakıyorlar çocuklarda. Çünkü ailesel hiperkolesterolemi dediğimiz şey az oran değil. 250 kişiden bir tanesinde böyle bir genç var. Dolayısıyla bu çocuklarda erken yaşta kolesterol etkilerinden korunmak için tedavi dediğimiz şey beslenme alışkanlığını düzenlemek gerekiyor. Hemen şöyle bir istatistik vereyim size. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'de içinen bir verileri. Türkiye'de şu an obezite 19 yaşın altında çocuklarda 5 ile 19 yaşında %18. 2035'te ise bunun %37 olması bekleniyor. Öngörülüyor. Biz tabii toplum olarak birinciliği severiz ama maalesef Avrupa ülkelerinde birinci sıradayız. Bizim önümüzde hemen Macaristan var. Arkamızda Bulgaristan var. İsviçre'de bu oran ise %8 obezite oranı. Bizim toplum olarak bir an önce çocuklarımızı biz tüm çocukluk dönemimizde sokaktan içeriye sokmaya çalışırlar çocukları. Şimdi ise ben de uçağın çocuğuyum. Hakikaten hiç teknolojik cihazlarla hiç evet şeyimiz olmadı, iletişimimiz olmadı. Çok da güzel bir çocukluk geçirdim. Evet. Benim yaş jenerasyonum da aynı şekilde ama şimdi benim 10 yaşında bir kızım var. Sokağa çıkmıyor. Evet. Biz şimdi ise çocuklarımızı evden sokağa veya bir aktiviteye yönlendirme çabası içindeyiz. Bu çok önemli. Mutlaka Türkiye'de 2035 yılında böyle bir profille ve kalp obezite eşittir, hipertansiyon, kolesterol, şeker demektir. Dolayısıyla bunu yıkmak için çocuklarımızı mutlaka bir spor alışkanlığı edindirelim. İkincisi Facebook tarzı beslenmeden uzaklaştıralım, hazır gıdalardan uzaklaştıralım. Ev hanımlarını özellikle bu programı ev hanımları çoğunlukla izliyor. Lütfen çocuklarımızı pasta, börek gibi değil, kendimiz evde yapalım. Eğer çok çocuk da zor mutlaka değil, yani, evet, evet, evet. Yani dışarıdan alınan katkı maddeleri içeren besinler değil, evde de bu imkanları sağlayabilir çocuklarımıza. Dolayısıyla mutlaka Facebook'tan da uzak durmalı.